Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Birinci sorum şöyle. ABD, Rus petrol ve gazının ithalatını yasaklıyor. Rusya'nın buna tepkisi ne olacaktır? Avrupa'ya petrol sevkiyatı ne olacak? Diğer bir konu yatırımlarla ilgili. Rusya yatırımlar ortamında ne yapacaktır? Bu cümlede şirketlere ilişkin. Bu sorunu çözümleyeceğiz. Öylesine çözümleyeceğiz ki biz bir daha asla Batı partnerlerimize bağımlı olmayacağız. Burada şirketler de burada siyasi saldırının aleti olmuştur ve biz öyle tedbir alacağız ki benzer bir duruma bir daha düşmeyeceğiz ve hiçbir kesim ileride ekonomimize halel getirecek adımlar atamayacak hale geleceğiz, getireceğiz. Bir şey daha sorulmuştu. Yaptırımlardan bahsettim. Hatırladım. Petrol ve gaz konusunda biz bütün bunları Batılı meslektaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz. Biz petrol ve gazı asla ve asla silah olarak kullanmadık. 2010 yılındaydı galiba ilk kriz ortaya çıktığında Ukrayna yönetimi transit gazı çalmaya başladı. Avrupa'ya gönderdiğimiz gazı kendi gazının parasını ödemeye başlamadı. Transit gazını yükümlülüklerimiz kapsamında sevk etmeye devam ettik ama onlar gazımızı çalıyordu. Avrupa o zaman onları doğru yola sevk etti mi? Hayır. Batılılar da ne olup bittiğini o zaman da biliyordu. Bütün Ukrayna ile ilişkili olanlar tek bir kriterle ölçülüyor. Bu ülke vasıtasıyla Rusya Federasyonu'na nasıl zarar veririz? Rusya'yı nasıl önleyebiliriz? Hepsi buna yönelik. Avrupa'da açıklamalar yapılıyor. Avrupa değerlerini yansıtan önemli bir husus. Sonuna kadar ağzına geleni söylüyorlar, şirketleri orada kalsın diyorlar ve sonra ne diyorlar? Petrol ve gazı alacağız yoksa soğuk havada üşürüz diyorlar. Petrol gazı almazlarsa bizim başbakan yardımcımız Alexey anlattı. Biz ısrarla ille de bizim petrolümüzü, gazımızı alın demeyeceğiz. Yani ikamesi varsa buyursunlar, kullansınlar. Piyasa onların istediklerini kullanabilirler.